Merhaba arkadaşlar, ben Çiğdem. Bugünkü videoda nefes darlığı problemleri üzerine bir nefes egzersizi hazırladım. İnşallah şifa olur, hayatınızı kolaylaştırır. Her şeyden önce nefes darlığı çektiğinizde yapmanız gereken şey ilk önce 45 derecelik şu pozisyona gelip diyaframı rahat bırakıp rahat bir şekilde ciğerlerinizi hava dolmasına ve boşalmasına izin verin. Ayaktaysanız, yatıyorsanız hemen oturun ve şu 45 derecelik pozisyona gelip o nefes darlığında rahat nefes alıp verdiğinizi göreceksiniz. Bu aklınızda olsun ve çalışmalardan bir tanesi de gün içerisinde şu pozisyona gelip elinizi karnınıza koyup nefes aldıkça karnınızın şiştiğini fark edip verirken indiğini. Al nefes, karın şişsin. Ve ver nefes, insin. Al nefes, şişsin. Ve ver nefes, insin. Bu pozisyonda. Şimdi kuahta az solunum yolları tamamen havayı boşaltamadığı için hep kirli kanla dolu. Kanımızda toksinler, karbondioksit geziyor ve bu yorgunluk, halsizlik, canınız bir şey istemiyor, depresyona giriyorsunuz. Bütün bunları tetikliyor. Bizim burada yapmamız gereken şey önce bu kanı temizlemek. Haftada en azından 3 gün, yarım saatten kol ve bacağınızın hareket etmesini sağlayarak ve yürüyüş sırasında da birazdan göstereceğim nefesi de kullanarak metabolizmanızı hızlandırmanızı, kanınızı toksinlerden arındırmanızı hararetle tavsiye ederim. Hem kanınızdaki toksinlerden arındığınızda, hem metabolizmanız hızlandığında, hem bir takım hormonlar, endorfin salgılayacaksınız bu hareketler sırasında. Aynı zamanda solunum kaslarımız güçlenecek. İnanın bana, kaplumbağa hızıyla başlayıp düzenli yaptığınızda iyileşmenin geldiğini göreceksiniz. Her şey sabır ve emek. Mevlana'nın sözü geldi aklıma. Nerede güzel bir şey varsa orada sabır vardır diye. Ya, iyilik halinin, sağlık halinin gelmesini istiyorsak emek ve sabır bir arada olması gerekiyor. Şimdi karın nefesini öğrenmemiz gerekiyor. Diyaframı, en kolay yolu bu gösterdiğimde. Oturuyorsunuz bu pozisyonda, elinizi karnınıza koyup nefes alınca şişiriyor, verince indiriyorsunuz. Evet. Şimdi nefes vermek, odaklanmamız gereken şey dedik. Amfizem ve kuahta özellikle, astımda da öyle. Ne yapalım o zaman? İster ağzımızdan ister burnumuzdan başlangıçta, ama doğru olan daima burundan nefes almaktır. Ama şimdi onu düşünecek durumda değiliz. Nereden alıyorsanız alın ve ağzınızı yuvarlayıp parmağı koyup işaret parmağını üfleyin. Bitince tekrar al. Bunu gün içerisinde aklınıza geldikçe sık sık yapın. Başlangıçta dışarıda canınız yürümek istemiyorsa, evin içinde, salondan mutfağa, işte mutfaktan oturma odasına fırsat yaratıp her daim yürümeye çalışın. Bu sizin için çok önemli. Yürürken de nefes vermeye odaklanın. Nefes alın, nefes verirken yürüyün ve bunu yapın. Ne kadar yavaş nefes verirseniz solunum kaslarınız o kadar güçlenecek. Bu çalışmalardan bir tanesi. İkincisi, nefesi tamamen boşaltalım ki hem kanımız temizlensin, hem de nefes çekme kaslarımız tetiklensin. Peki bunu nasıl yapacağım? Nefesi aldım ve S sesiyle dişlerimin arasından bir yılan sesi gibi havayı boşaltmaya başlıyorum.
Bittiğini zannediyorsun ya. Kal orada. Bir daha. Bir daha. Şimdi al. Nefes çekme kasları devreye girdi. Bittiğini düşündün. Alma. Bir daha. Şimdi. Derdin havayı boşaltıp tamamen nefes çekme kaslarını devreye sokmak. Haydi. Tamamen boşalt, 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 boşalt. Kaldın. Bir daha. Bir daha. Şimdi. Bunu 3 taneden, 4 taneden başla. Gün geçtikçe arttır. Tıpkı kasları güçlendirmek gibidir. Minimumdan başlarsın. Sonra gittikçe bunu tırmandırırsın. Ama emek ver ve sabret. Ve ümitli ol. Ümit, emek ve sabır. Bütün güzelliklerin bunlarla elde edildiği araçlar bunlar. Bu arada parasempatik sistemi, yani kendimizi rahatlatmamız lazım. Sürekli bunlar bu şekilde. Bakın astım şöyle bir şey. Nefes verememe problemi. Aldın nefes. Ver. Üzerine al. Ver. Üzerine al. Ver. Veremiyorsun. Veremediğin için temiz kan içeride gezmiyor ve sen hep kendini havasız hissediyorsun. Aslında panik atak da böyle. O zaman buralar çok geriliyor. Ne yapmam lazım? Boyun ve sırt çalışmam lazım. Başını öne bırak. Bırak, 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 bırak. Kuyruk sokumuna kadar tüm omurların arasının açıldığını hisset. Burada istediğin kadar kal. Sonra yavaşça sağdan boynunu daire yap. Arkaya gittiğinde omuzları kaldır, boynuna destek ol. Öne gelirken omuzları indir yavaşça. Al nefes. Omuzları kaldırdım. Öne gelirken indirdim. Bunu dilediğin kadar yap. Sonra ters tarafa. Buraya 10 yaptıysan diğer tarafa da 10 yap. Şimdi soldan başla. Nefes alırken kaldır omuzları. Arkada destek ol. Verirken öne bırak. Al nefes. Verirken al nefes. Verirken öne bırak. Kaldır. Şimdi sağ omuzunun arkasından bakmaya çalış. Burada kal. Bırak boynun gevşesin, rahatlasın. Rahat nefes alıp vermeye çalış. Burada ne kadar kalmak istiyorsan kal ama en azından bir başlangıçta 30 saniye, sonra 1 dakika kalmaya çalış. Al nefes, verirken diğer tarafa kal burada. Nefes tutma buralarda. Nefes alıp vermeye çalış. Gel ortaya. Omuzlarınla arkaya daireler yapmaya başla. Şimdi öne doğru. Sen istediğin kadar bunu arttırabilirsin. Ben sana minik bir demo gösteriyorum. Bunları dilediğin kadar ve dilediğin sıklıkta yapabilirsin. Çok rahatladığını göreceksin. Ve şimdi sağ kolunu kaldır
Evet. Koltuk altından yukarıya bak. Şurası gerilsin. Koltuk altının burasından komple akciğer meridyeni geçiyor. Boynun sıkışmasın, tavana doğru bak. Kolunu iyice çek. Meridyenler tetiklensin. Akciğer meridyeni. Başlangıçta ne kadar durabiliyorsan. Şimdi diğer taraf için. Tavana doğru bak. Al nefes, doğrul, bir dinlen. Şimdi bir de balgam sökme hareketi göstereceğim. Kadınlarda göğse dikkat ediyoruz. Geriye açtım. Göğsümün üstüne, altına, üstüne, altına, üstüne, altına. Kaburgama yani. Kaburgama. Titreştiriyorum. Tamam mı? İçeride alveoller titreşsin ve balgamı sökmek için bana yardımcı olsun. Evet. Sonra buraya geliyorum. Şu kuş gibi vurma. Buradaki tabii kemiğini de kırma. Buradaki ayar, kendini acıtmayacaksın, hasar vermeyeceksin ama titreştireceksin. İçerideki alveoller, ciğer titreyecek. Çünkü balgam söküyoruz. Kaburganın üstüne vuruyorsun, karnına değil. Böyle dalağına, böbreğine falan vurmuyorsun. Aşağıda kaburganı hisset. Kaburgana vuruyorsun. Tamam. Böyle gelip de buralara falan vurup hiçbir anlamı yok. İç organlarınla çalışmıyoruz. Akciğerlerinle çalışıyoruz. Bunu da gün içerisinde sık sık tekrarlayarak balgam söktürmek için kullanabilirsin. Şifa olsun. Ümit, emek, sabır, disiplin, düzenli çalışmayla, dua ederek ve ümit ederek üzerinden gelinmeyecek hiçbir problem yok. Tıp şu anda kendini yeniliyor. Tıp sadece keşfettiklerini size sunabiliyor. Ki biliyorsunuz bir sürü problem var bununla ilgili. İlaç sektörleriydi. İşte son dönemde işte birkaç ailenin elindeydi bunlar filan diye. Biz daima derdimize derman aramaya devam edeceğiz. Şifa olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.